Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? İyisiniz durumlarım. Her şey yolundadır. Biz iyiyiz çok şükür. Bugün yine çiftlikteyim. Hayvanların içerisindeyim. Sizlerin de görmüş olduğu gibi günlük rutin kontrollerimizden birini daha gerçekleştireceğiz ve bunu sizlerle beraber yapmak istedim. Hayvanlarımızın durumu nasıl? Gelişimleri nasıl? Yerli hayvanların durumu ve angusların durumu hakkında uzun zamandır bir video çekmedik. Bazı yorumlarda bunu gördüm. Angusların son durumu nasıl? Hayvanların son durumu nasıl? Besin nasıl ilerliyor gibi yorumlar gördüm. Onun için bugünkü kontrollerimizi sizlerle beraber yapmak istedim. Evet dostlar, şimdi yerli hayvanların içerisindeyiz. Gelişimler güzel. Aslında bu durumu siz daha iyi anlarsınız. Çünkü ilk videoları görmüştünüz. Ben her gün içinde olduğum için çok da fark etmiyorum. Farkı siz söyleyin. Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar artık yerli hayvanların kesim zamanı yaklaştı. Kurban Bayramı'nda kesilenler kesilir. Kesilmeyen artık bayramdan sonra kasapların yolunu tutacak gibi görünüyor. Çünkü gelişimlerini neredeyse tamamlamışlar, artık dolma noktalarına gelmiş bazıları. İçlerinde tabii ki dolmayanlar da var. Onları da ayırırız bir köşeye. Onlar biraz daha yer. O tam dolmayanlar. Onlar da sonuna kestiririz gibi geliyor bana. Belki de Kurban Bayramı'nda giderler onlar da. Bakalım hayırlısı. Bekleyip göreceğiz. Her zaman söylediğim gibi sürekli ve temiz su çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazıları yenmiyor, bazıları suyunu içiyor. Açık besinin avantajlarından biri de bu. Vallahi büyük başarı. Bu kadar süre böyle bağırmak rahatsız ediyor biraz. Ama alıştık. Besinin artık 7. ayındayız arkadaşlar. Hayvan başı 11 kilogram kesif yem tüketiyorlar. Herhangi bir tırnak sorunu yok. Herhangi bir rahatsızlık yok yemden kaynaklı olarak. Bundan da çok memnunuz. Yani bu kadar kesif yem verip de ayak hastalığının, tırnak hastalığının olmaması sevindirici bir durum. Çünkü çoğu çiftlikte, çoğu yerde fazla yem yedirenlerin tırnak hastalıklarından bahsettiklerini duyuyorum. Bizde çok şükür öyle bir sıkıntı yok. Burada da tabii ki sık sık kontrollerin faydası var. Verdiğimiz yemin kaliteli olmasının faydası var. Evet, şimdi bir anguslarımızın içine doğru gidelim. Bakalım bunlar ne durumdalar. Arkadaşlar bunlar büyüdükçe gerçekten çok sinirli olmaya başladılar. İlk etapta işlerine girmeye çekinmiyorum ama bu aralar çok sinirli olmaya başladılar. Bakışları beni korkutuyor diyebilirim. Özellikle bu siyahlar acayip bakıyorlar. Yani dikkatli de olmak gerekiyor. İnsanın üstüne koşuyorlar. Bunların da gelişimleri güzel. Özellikle arkadaşlar şu siyahlar görmüş olduğunuz gibi bayağı büyüdüler. Gelişimlerini devam ettiriyorlar. Yani herhangi bir tıknazlık yok. Bazılarında var. Bir grubun şu 5. grupta öyle bir tane tosunumuz var. Onu birazdan gösteririm size. Tek tük var. Ama genel olarak gelişimlerini sürdürüyorlar. Hani herhangi bir duraksama yok gibi. Zaten belli oluyor.
dördüncü grubun içerisindeyiz. Buranın geneli kırmızı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Siyah da var. 2-3 tane. Burada da kırmızılar kendini gösteriyorlar. Daha çok gelişmişler. Arkadaşlar, angusların kesimine bu ayın sonunda başlamayı düşünüyoruz. Şu anda istediğimiz gibi gidiyorlar. Gelişimleri güzel ve gelişimlerini devam ettiriyorlar. Bazılarının gelişimleri durmuş durumda, onun farkındayım. Kesime onlardan başlayacağız zaten. Gelişimi devam edenleri kesmeye gerek yok çünkü. Onlar biraz daha kilo alabilecek durumdalar. Gelişimlerini durduran birkaç tane angus var. Onlar kesime gidecekler. Onlardan başlayacağız kesimlere. Özellikle şu 5. bölümdeki bazı angusların gelişimi artık durmuş. Hani ne kadar yeseler de boşa yiyorlar gibi geliyor bana. Kesimlere bunlardan başlayacağız. Şimdi neredeyse hepsi aynı boyda geldi arkadaşlar. Bazıları çok büyüdü, bazıları çok küçük hala. İlk geldiği gibi duran anguslar var. Şurada küçük bir tane var. İşte onlar kesime gidecekler. Hani büyüyenler var. Onları kesmeye gerek yok. Çünkü her gün kilo alıyorlar, her gün büyüyorlar. Gelişmeyenleri nasıl anlıyorsun diyenler de bu şekilde cevap verebiliriz. Hepsi aynı zamanda geldi. Hepsi aynı yemi yiyorlar. Neredeyse hepsi aynı canlı kilogramda bize ulaştı. Ve şu anda da gözle bu fark ediliyor arkadaşlar. Hangisinin geliştiği, hangisinin gelişmediği, hangisinin kilo aldığı, hangisinin kilo almadığı gözle gayet kolay bir şekilde görünebiliyor. O yüzden bu şekilde seçim yapacağız gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi bu ahırın hepsi arkadaşlar angus, ithal hayvanlar. Daha önceki videolarda zaten bundan bahsetmiştim sizlere. Buradakilerin de yine gelişimleri güzel. İşlerinden bazılarını Kurban Bayramı'nda satmayı düşünüyorum. Gözüme çarpan birkaç tane var hatta. Bazılarının ağızlarına da baktım. Kapak açmışlar. Bazıları açmamış. Ama çoğunluğu açmış gibi görünüyor. Bunları kesmek biraz daha zor olacak tabii bizim yerli hayvanlara göre. Kurban Bayramı'nda zaten bizim yerli hayvanlar da bize zorluk çıkartıyordu. Bunları da bir şekilde keseceğiz. Daha zor olacağından eminim ama Kurban Bayramı'nda bunlardan satmayı düşünüyorum, bakalım. Kendimiz burada kesim yapıyoruz. Hayvanları mezbahaneye göndermiyoruz. Birkaç yıldır, yaklaşık 4-5 yıldır kurban işini yapıyoruz. Müşterilerimiz de alıştı artık burada kesim yapmaya. Bazılarının gelişimi devam ediyor dediğimden kastım mesela bu angusumuz arkadaşlar. Gelişim hala devam ediyor. Süper bir gelişim var. Sırtını görüyorsunuz. Açıyor şu anda sırtını ve kilo almaya devam ediyor. Kesim fiyatları şu anda Erzincan'da 360 bandında arkadaşlar. Yağlı kesim. Yağsız kesim Erzincan'da pek olmuyor diyebilirim. Yağsız kesimler biraz daha yüksek şu anda. Dışarıdaki fiyatlara baktığımızda 400'e kadar yağsız kesim yapıldığını duydum. Erzincan'da da yağlı kesim 360-370 bandında gidiyor şu anda. Fiyatlar bir duraksadı arkadaşlar şu anda. Kesim fiyatlarında bir duraksama var. 280'den 350'ye, 370'e kadar yükselişi hızlı bir şekilde oldu. Hızlı bir yükseliş oldu. Ama şu anda bir duraksama var. Öyle görünüyor. Uzun zamandır
360 bandında kesim fiyatları. Bakalım, ben Kurban Bayramı'na kadar bu şekilde gireceğini düşünüyorum. Kurban Bayramı'ndan sonra bir hareketlenmenin tekrar başlayabileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizleri de yorumlara bekliyorum. Sizce fiyatlar artar mı artmaz mı? Sizleri de yorumlara bekliyorum. Buradaki gruplar da arkadaşlar 11 kilogram kesif yem tüketiyorlar. Grupların hepsi aynı, sadece ilerideki danalarımızın rasyonu ve ineklerin rasyonu farklı. Gördüğünüz gibi açık besteki hayvanların 6 günlük temizleniyor. Temizlik çok önemli. Rahatsızlıkların başlıca sebeplerinden biri de hayvanların altının pis olması diyebiliriz. Gezinti alanları uzun süre temizlenmeyebilir. Geniş alanlara sahipseniz tabii. Ama hayvanların daha çok sık durduğu yerler, yem yediği yerler sık sık temizlenmeli arkadaşlar. Gübrenin tabii ki hayvanlara faydası da var ama zararı da var. Yaz aylarında açık gezinti alanlarında hayvanlara faydası var diyebiliriz. Çünkü kuru olduğu için, yumuşak olduğu için hayvanlar daha rahat ediyor. Ama kışın ıslak olduğu için, çamur gibi olduğu için hayvanlar o gübrenin içinde tıkılıp kalıyorlar. Neredeyse hareket edemeyecek duruma geliyorlar. O yüzden sık sık temizlik yapılmalı. Sürekli bahsettiğim konulardan biri de bu. Gezinti alanları uzun bir zamanda temizlenebilir. Eğer geniş alanlara sahipseniz. Ama hayvanların durduğu yer, yem yedikleri yer, görmüş olduğunuz gibi tertemiz, günlük temizleniyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Bugün fix işlerimizden, standart işlerimizden birini yaptık. Hayvanlarımızı kontrol ettik. Ne durumdalar, nasıllar ve diğer işlere bakma zamanı geldi. Şimdi araziye çıkma zamanı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.